Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında direkt Bodoslama transferle, duyumla başlayacaktım ama ülkemizde son günlerde yaşanan bazı gelişmeler var. Yani dün Fenerbahçe, bugün Beşiktaş derken yarın Trabzonspor, Galatasaray falan diye sürer gider. Bazı olaylar ve ben bas bas bağırdım ligin kalanı seyircisiz oynansın çünkü protesto olur olaylar büyür diye ama anlaşılmadı. Ben seyirci iptalinden yanayım. Seyircisiz oynansın maçlar taraftarıyım. Sebebi niye biliyor musunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Twitter hesabım Fenerli Duyum iki tane M var. Orada başa tutturduğum bir float var. Yani bir bilgisel var. Bilgilendirme var. Arkadaşlar bir tweet atıyorsunuz. Belli sayıda karaktere sahip. İnsanlar sizi yargıyla yargılıyor. Ön yargıyla yargılamayın diye burada peşin peşin anlatıyorum. Dikkatlice dinleyin. Arkadaşlar beni ya da sağduyulu konuşan herkesi yanlış anlayabilirsiniz. O yüzden kelimelerimi epey seçiyorum. Bakın iktidar muhalefet çatışması konusu umurumda değil. Seçimi kim kazanmış umurumda değil. Ben çoğunluğun seçimi olan demokrasi taraftarıyım. Yani %51 X'i mi seçti? Ben X'in seçilmesine hayırlı olsun derim geçerim. %70 mi seçti? Hayırlı olsun. Yani %70 kadar ne diyorsa odur. Ancak sezonun başından beri dedim ki bak birileri seçim öncesi ya da ilerleyen dönemlerde ortalığı karıştırmak istiyor. Bir takımın yöneticisi maçları oynatmayız. Savaşsa savaş dediğinde eyvah dedim. Bakın bunun önüne geçin. Zira kitleler bu söylemlerle hareket eder. Yani kendinize düşman oluşturursunuz. Ortalık karışır dedim. Bakın bunların hepsi var videolarda. Dedim bunları. Sonrasında hakem yönetimleri göstere göstere rezalet idi. Ki Fenerbahçe Konya maçında rakip 10 kişi kaldı. Yani bir penaltı kazandık. iki net penaltı verilmedi. Hakemlere göre rakibin kırmızı yemesi gereken birden fazla daha futbolcusu var. Yani hakem eski hakemlere göre ve tarafsız yorum yapanlara göre. Ya düşünün var olmasına rağmen gel kardeşim bak bu adamın atılması lazım demiyor. Ya da burada penaltı var demiyor. Ya binlerce kişi depremlerde can vermiş olmasına rağmen. Ya ben hiçbir hakem hakkımı helal etmem. Bir kere onu peşin peşin söyleyeyim. Yani başka söz demiyorum. Ne demek istediğimi anlayın. Kafası olan anlar. Ayrıca tribindeki, tribünlerdeki tezahüratlar yapanları bağlar. Ancak tribün aslında taraftarın yansımasıdır. Mesela sandıkta görüşürüz Mesut Bey dedi Fenerbahçe taraftarı zamanında. Ve iktidar değişti. O sandıktan Mesut Bey çıkamadı bugünkü iktidara da benzer bir şey diyebilir. Taraftar diyebilir kardeşim bıçak kemiğe dayandı der. Söyleyebilir. Ya şike kumpası yedik der. Hani? Hani kardeşim yani zararımız nerede? Maddi manevi zararımız nerede? Üstüne üstlük biz yıllardır onun etiketini yiyoruz. Rahat rahat millet şikeci diyor şikeci diyor diyebilir. Otobüsümüz kurşundan da hala failleri bulunamadı. Hani başkanımız Ali Koç'un da tabiriyle belki hayatta bile değiller diyebilir. Yani sistematik olarak, olarak hakemler hakkımızı yiyor. Şampiyonluklarımızı yiyor. Biz iyi top oynuyoruz ama görüyorsunuz çalıyorlar şampiyonluklarımızı diyebilir. Yeter artık diyebilir. Bakın bunların hepsini diyebilir. Gayet normal. Ancak bunu başkaları da yaparsa olay sıkıntı. Ve bu sistematik bir şekilde yapılırsa ve bu enteresan zamanlamada yapılırsa o sıkıntı işte. Yani bunun yeri burası değil. Bakın sanki bir merkezden düğmeye basılmış hali alır. Bakın dün Beşiktaş tribünleri aynı şeyi söyledi. Üstelik polisten müdahale gelince şiddet ve dozajı da arttı. Ya diğer kulüplerden de tepki gelince iş ayyuka çıktı. Yani, e, Kayseri Spor direkt hemen bodoslama, imla hatalarıyla dolu bir açıklama yaptı. Kayseri Taraftar Grubu da çıktı dedi ki kardeşim işte, Kayseri Spor dedi ki hükümet istifa bunları tasdif etmiyorum böyle şeylere karşıyız dedi. Kayseri Spor Taraftar Grubu çıktı ne dedi? Biz yönetimle aynı şeyi düşünmüyoruz dedi. Bak bu büyüyecek Kayseri Spor Tribünlerinde de yönetim hükümet istifa sezi, şey gelecek. Başka yerden de gelecek. Alanya Spor, Konya Spor çıktı açıklama yaptı. Zannetmesinler ki işte şu kadar oy aldı hükümet istifa etmez falan. Bakın bunlar bir merkezden sistematik olarak yapılan şeyler. Etmeyin, eylemeyin. Anlayın, büyük resme bakın. Bak bu iş çok kötü yerlere gider. Ben siyasetten falan anlamam. Ama kalbime doğan hislerime güvenirim. Allah tarafından gönlüme doğan, doğan şeylere güvenirim. Siz de güvenin sevgili kardeşlerim. Tuttuğunuz takım hiç umurumda değil. Bak şu deprem sürecinde bir birçok rakip takım taraftarı dedi ki hocam ben seni şimdi anladım dedi. Birçok rakip takım taraftarı edindim. Takımlarımız umrun, umrumuzda değil ya umurumda değil tuttuğunuz takım. Lütfen sağduyulu olun. Ne statta ne sosyal medyada galeyana gelmeyin. Hani halk arasında silivri soğuktur diye bir tabir çıktı mesela. Dikkat edin. Yani yazdığınız şeylerden bir e, kendinizi başınıza iş açacak şeyler yapmayın. Ha, var mı tepkiniz? Gidin sandıkta gösterin. Mesela Fenerbahçe formanızı giyin. Gidin sandığa oyunuzu öyle atın. Ya bu tepkidir. Bu çok güzel bir tepkidir. Ya da Galatasaraylı formanızı giyin gidin sandıkta atın. Düşünsenize sosyal medyada video çekiyorlar. İşte bu oy günü birçok kişinin üstünde forma var. Siz buradan ne anlarsınız? Demek ki takımların şurasına geldi. Taraftarların şurasına geldi anlarsınız. Baktınız her yerde Fenerbahçe forması var. Ha, demek ki Fenerbahçe taraftan şurasına getirmişsiniz der. Hani bunu yapın. Sandıkta görüşürüz değil. Mesela sandıkta görüşürüz diye sosyal medyada hashtag atın. Bak bunda hiçbir sıkıntı yok. Bence bu yani buna karşı olanlar zaten hiçbir şey yapmasın ya buna karşıysa. Kardeşim bu normal bir tepkidir. Ama ne olur tuzaklara çekilmeyin. Bakın gezi eylemleri oldu. Ne oldu eylem yapanlar? Kimi vatan haini ilan edildi. Kim önce hain ilan edildi sonra kahraman ilan edildi. Bugün de bu tezahüratları yapanların belki kahraman ilan edilecekler bugün ya da zamanı gelince. Ama olan belki de garibanın çocuğuna olacak. Ben garibanın çocuğuna bir şey olmasını istiyorum. Yani filler tepişirken karıncalara bir şey olmasını istiyorum. Ben Allah'tan korkarım arkadaşlar. Düşmanım dahi olsa kimsenin başa ağrısını istemem. Hepinizi seviyorum, hepinize çağrıda bulunuyorum. Aklınızı kullanarak hareket edin. Bakın bir kardeşiniz olarak size ben yalvarıyorum. İsterseniz bana kızın ne bileyim etiketleyin beni sen şucusun bucusun diye. Ama ne olur dinleyin. Bakın böyle toplumsal olaylarda olan sadece garibanın çocuğunu olur. Annelerinize, babalarınıza, eşlerinize, çocuklarınıza yazık. Bakın beni burada dinleyen 7'den 70'e birçok kardeşimiz var. Birçok ablam var, birçok abim var burada beni dinleyen. Gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var. X partisinden olanlar da var, Y partisinden olanlar da var. Müslüman olmayanlar da var, ateist olanlar da var, deist olanlar da var. Var, 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 var. Ya bir de diğer bir husus şu. Bu işe anti ya da di direkt olarak alet olmasın takımlar. Zira bu ülkede yasak denilince daha cazip olur. Çimene basmayın, o çimen gitti artık. Çimene basın ulan yaz, hiç kimse basmaz. Çünkü bu ülke yasakları sever. Daha da alevlenir. Yani Umarım azıcık da olsa fikirlerinize tesir edip sizleri sakinleştirir bu yazdıklarım ve söylediklerim. Yani lütfen ama dik, lütfen dikkatli olun. Bak ben hiçbir kardeşime zarar gelsin istemiyorum. Takımınızın falan umurumda değil ya bunu anlayın artık ya. ya siz benim kardeşlerimsiniz. ya yani Yeri gelir birbirimize takılırız. Yeri gelir haksız penaltı kazanırsınız. Haksız da bu penaltı derim kızarsınız ama dikkatli olun. Olur mu? Ne olur beni bak beni nasıl anlıyorsanız anlayın ama Söylediğim şeyleri yabana atmayın olur mu? Şimdi gelelim transfer konusunda. Çünkü Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz teklif. iki tane transfer haberim var. Şimdi transfer dönemi devam ediyor. Birilerini almaya çalışıyoruz. Olmuyor. Birileri gitmek istiyor. O da olmuyor. Ama ayrılıklar da üst üste geldi. Yani Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İshak Vural. Ki genç bir kardeşimiz geleceğe umutla bakılan isimlerden. İshak Vural. Eyüp Akçan. Çağatay Kuru kalıp bu kardeşlerimiz kiralık olarak gittiler. Sezonun başında hatırlarsınız e, Thiago Çukur kiralık olarak gitmişti. Ama İshak, Eyüp, Çağatay devre arasında gitti. Emre Demir Barcelona'dan transfer edildi. E, ve o da Samsung Spor'a kiralandı. bon bonservisi alındı. Bragaya kiralandı. Mauricio Lemos'un sözleşmesi feshedildi. Ve Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro'nun yolunu tuttu. Şu an gitmesini beklediğim isimlerden birisi Serdar Dursun. Diğeri Ali Oski. Diğeri Miha Zayts. Zayts için Sloven Yıldız'a İtalya Serie A'dan Lazio'nun transfer teklifi yaptığı iddiaları var ki bu külliyen yalan. Lazio teklif yapacak. Sözleşme bitimine 3-4 ay kalacak ve Zeiss gitmeyecek. Herhalde Fenerbahçe'de kazandığının %30'unu falan teklif etmişlerdir dersiniz değil mi? Beşiktaş ve Trabzonspor iddiaları var. Arkadaşlar 2018-19'da Empoli'den 3,5 milyon euroya transfer edildi. Ama orada Salih Uçan takası olduğu için bir şeyler değişikti. Fenerbahçe ile 89 maça çıkmış 16 gol 4 asisti var. Arkadaşlar bakın bana burada katılmayacaksınız biliyorum ama inanın bariz bir özelliği yok ya. Geçen sene evet bitiyordu, dönemi tamamlıyordu, iyi takip ediyordu. Hem ofansta hem defansta iyiydi ancak bu sene ondan da eser yok. Bakın ben şunu söyleyeyim. Kısıtlı futbol bilgime dayanarak söylüyorum. Orta sahada sağlam ciğerli bir Crespo vardı geçen sene. İki kişilik top oynuyordu. Fenerbahçe sanki sahaya 12 kişi çıkıyor gibi oluyordu. Crespo orayı toparlıyordu. Zayt serbest bir rol bırakıyordu. Zayt bindiriyordu, bindiriyordu, yükleniyordu, bindiriyordu. Ve e, Zayt'sın ileri açılmasına sebep oluyordu Crespo bir nevi. Çıtırdama da lambaya bakıyoruz ya. Bu senede de mesela Arao geçen seneki Crespo'nun dörtte biri kadar rol yapmadığı için Crespo Arao oynadığı zaman bir yerde sahada hayalet gibi gezindiğine de şahit oluyoruz. Hücuma kat katılacak savunma yönüne yardımcı olmak zorunda kalıyor. Zor. Crespo'yu eğer Zayt'la birlikte oynatıyorsanız Zayt iyi topçu diyebilirsiniz. Çünkü ileri çıkar, vurur, tamamlar. Katkıda bulunur, oyuna şekil verir, yönlendirir, paslarıyla etkilidir. Ama e, onun dışında zor. Bak Galatasaray'a gitsin, Torreira'nın önünde oynasın, iş yapar. Ama Beşiktaş'ta iş yapmaz. Trabzonspor'da iş yapmaz. Türkiye'de gideceği hiçbir takımda iş yapmaz. Çünkü e, ön liberosu iki kişilik oynayan takımlarda iş yapar Zayt. Buradan Hocam senin futbol bilginde söylemiş bölümü istediğinizi diyebilirsiniz ama bu seneki Zayısı ben beğenmiyorum. Bu kadar da abartıldığını düşünmüyorum. Ayrıca İtalya'dan da teklif meklif yok. Olsa hiçbirinde durmaz. Trabzonspor'a gidecekmiş ya. Adam İstanbul'u beğenmiyor ki. Ya İstanbul'u beğenmiyor ki Trabzon'u beğensin. Son olarak Fenerbahçe'de savunmaya yeni aday Leonidas Stergio. Şimdi ara transfer dönemi Fenerbahçe savunmaya takviye yapmak istiyormuş. Ya baştan yanlış bu. Niye baştan yanlış? Lan kardeşim üçlü savunmayla yine oynanılır da eyvallah dersin. Ama bu saçmalık ya. Yani öncelik defans hattına verilecek şöyle böyle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, bana diyorlar ki hocam Gustav Holnick niye kadroda yer aldı? Ya arkadaşlar Jesus'un tipik özelliği bu işte. Futbolcudan adam diyor ki futbolcu madem kadroda mı kadroda ben yararlanırım kardeşim yapacak bir şey yok. Bu şey gibi düşünün okullar tatil olduğunda okul idarecileri müdür müdür yardımcısı yine okula gelir. Yani kar tatilinde falan gelmek zorundalardır ha. Bunun sebebi ne? Devlet diyor ki kardeşim okul tatilse tatil benim idarecim okulda olacak. Jesus da aynı devlet gibi. Kardeşim o yani gitmek istiyorsa gitsin. Göndermek istiyorsak gönderelim. Performansını beğenmiyorsak beğenmiyoruz. Tamam kabul. Ama benim topçum kadroda olacak. Hazır ve nazır olacak. İş düşünce oynayacak. Bu kadar basit. Lemos'tan da yararlandı. Buruma'dan da yararlandı. Kaç tane futbolcu oynattı. Mantıklı. Anladınız mı? Bu yüzden kadroda tutuyor. Luan Perez son anda idmanda ayağına darbe alıyor. Oynayamadı. Mecbur Gustavo kadroda oldu. Bir sıkıntı yok bunda. Belki Gustavo bugün gece Serdar Dursun sonradan oyuna girdi. Belki sabah yani siz bu videoyu öğleden sonra izlerken belki satılma haberi gelecek. Belki sözleşmesi feshedilecek ya da Alioski ya da başkası. Anladınız mı demek istediğimi? İnşallah anlarsınız. Fenerbahçe İsviçre ekibi St. Gallen forması giyen genç stoperle ilgileniyor. Bakın genç stoperle ilgileniyor. Buradaki nüans ne? Stoperin genç olması. Ve 20 yaşında. 20 yaşındaki savunmacının Yunanistan pasaportu da bulunuyor. 24 maçta görev aldı. Skor üretemedi. 3 Mart 2002 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Babası Hollandalı, annesi Surinam asıllı İsveçli. Kendisi İsviçre'de dünyaya geldi. Portekiz vatandaşlığı var. Yunanistan nüfusuna kayıtlı. Yazları midye ve kalamar yemeyi seviyor. 18 kardeşin en küçüğü aynı zamanda en büyüğü. Şaka şaka. Ailenin tek çocuğu. Bu ne lan? Böyle şey mi olur? Ertem Şener mi ya, yazıyor bu haberi? Profesyonel futbol kariyerine FC Will altyapısına başladı. Lan bana ne lan? İsviçre milli takımında bir karşılaşmada görev aldı. Piyasa değeri 4,5 milyon euro. Sağ bekle de görev alabiliyor. Şimdi transfer markete geçelim. Neye bakalım? Alt yaş milli maçlarına. U21'de 12 maç yeter. Alt yaş kategorilerinde daha da var ama yeter bu kadar. Niye? 14 artı 3 kuralına uyuyor. 24 maça çıkmış. 1702 dakika. 4,5 milyon euro piyasa değeri gösteriyor. Şimdi ben şeyi çok merak ettim. Takımın de e, şeyine transfer market değeri 26.53. Yani şişirilmiş bir takımda oynamıyor. Transfer market değeri şişirilmiş bir takımda değil arkadaşlar. Boyu 1.81. İşte Türk futbol yapısına enteresan gelebilecek stoper. 1.81 kesin hızlıdır. Ve temaslıdır. 1.81'si hızlı ve temaslıdır. Aslında bizim aradığımız özellik bu. Bakın sadece buraya bakarak oyuncuya bakmadan söylüyorum. Bu oyuncunun üstüne düşün bence inceleyin. Zamanda 7 milyon euroyu da görmüş. 28 Mart 2022'de. Altyapılarından bir şekilde transfer etmişler 2015'te. Oradan bugüne kadar gelmiş. Ee, savunmada sağ stoper, sol stoper oynayabilir. Sağ bek oynama özelliği de var. Ben bu tip... eee yani bu tip arkadaşların takipçisi olunması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu tip isimleri takip edeceksin ve takipten sonra da diyeceksin ki ee, yani takipten sonra diyeceksin ki ya alalım ya da almayalım. Arkadaşlar transfer bir enteresanlıktır. Nasıl bir enteresanlıktır? Transfer şöyle bir enteresanlıktır. Paul Pogba diye bir futbolcu var. Sezon başında Juventus Manchester United'dan satın aldı. Futbolcu sakat. Ne zaman iyileşeceği bilinmiyor. Bakın. 29 yaşında Gine asıllı Fransız oyuncu sakat. Ne zaman iyileşeceği bilinmiyor. Sosyal medyaya bakın. Paul Pogba'yı Fenerbahçe'de yazarlar, Galatasaray'da yazarlar. Şimdi ben başlığa koysam küfür yerim. Ama bu tip genç arkadaşlar şu anda hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem birçok Avrupa takımının gündemindedir. Emin olun. Anlatabiliyor muyum? Yani e, durum bu arkadaşlar. Yani durum bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi hocam senin benim kulağıma gelen hiçbir duyum yok ama biz bu çocuğu inceliyoruz. Scouting listemizde olan bir isim şu transfer dönemiyle ilgili hiçbir şey gelmiyor kulağıma. Ha diyeceksin ki hocam yaz transferi de alalım. Şimdiden sözünü kesip yazı alalım. Ya bir yaza kim öyle kim kala. Bir durun bakalım. Fenerbahçe inşallah şampiyon olursa. Bu çocuğu alacak olsak hakaret edersiniz. Ya Allah Allah 20 yaşında çocuğu mu aldınız? Şampiyonlar yine bununla mı oynayacağız dersiniz. O yüzden biraz bekleyin. Ee, Şubat zaten Mart başlıyor. Yani başlamak üzere. Mart ayından itibaren artık önümüzdeki dönemin transferleri de şekillenecek arkadaşlar. Bakın deprem dolayısıyla ligde ertelemeler oldu. Likte ciddi ertelemeler oldu ve bu ertelemelerden dolayı normal şartlarda biz bugün bakın bugünlerde yaz transfer döneminin duyumlarına başlardık. Derdik ki arkadaşlar ilgi odakta şu var bu var diye ama şimdi diyorum ki durum bu. Hocam tezahüratlardan dolayı Fenerbahçe'ye Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyet kararı çıkar mı saçmalamayın yani asla böyle bir şey çıkmaz ama ben şunu söylüyorum ya Trabzon sahasında. Galatasaray sahasında, stadyumunda bu tezahüratlar yapılırsa bir tık daha öteye gideyim. Biz yaşadığımız için biliyorum. Yerleştirilmiş olan, birilerinin elemanı olan bir isim, bir görev, güvenlik görevlisi, polis falan filan çıkıp saçma bir hareket yapıp iyice halkı kin ve tahrike sebep olsa o olaylar stadyumlardan gerçek hayata taşmaz mı? Bir düşünün. Bakın itidalli olmak lazım. Deprem konusunda zaten insanlar bir milyon oldu. Allah herkesi korusun. Biz şu anda çok tedirginiz. Diken üstündeyiz. Lan en ufak bir çıt sesi geliyor. Gözümüz şeyde. Yani 11 tane şehir etkilendi. Ne 11'i? Kayseri dahil etkilendi. Sivas. Diken üstünde. Niğde'den, Ereğ, Konya Ereğli'den falan arayıp soranlar var. Konya'da şey oldu diyor. Nevşehir'de deprem oluyor hissediyoruz diyenler var. Yani Antalya'da Tsunami olur korkusu var. Mersin'dekiler hakeza. Bakın şu anda millet diken üstünde ve verecekleri tepkiler çok enteresan olur. Lütfen sevgili devlet büyüklerim. Benden bak ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ve ben taraftarın stadyumlarda e, yanlış şeylere yönlendirilebileceğini düşünüyorum ve bir provokatifin her şeyi değiştirebileceğini unutmayın. Bakın Avusturya Macaristan veliahtı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülünce kağıt üstünde bu tetikleyen bir hareket oldu. Oraya kadar zaten her şey birikmişti. Hani bir şey olsa diyorlardı ya. Bugünlerde de insanlarda birçok şey birikmiş durumda. Bakın depremden dolayı insanlar sıkıntı yani sıkıntılılar. Birçok kişi yakınını kaybetti evet ya dolaylı doğrudan. Ya onunla konuşuyor. Benim öğrencimin velisi ya Kayseri'deki öğrencimin velisi diyor ki kardeşimi diyor enkazdan çıkarttık, ellerimizle çıkarttık. Öbürü diyor ki benim kız kardeşim ve yeğenim öldü diyor ya vefat etti diyor ya. Etrafımıza göçenler var taşınanlar var diyor ki benim kızım diyor. Kadın ya parkta denk geldik benim kızım diyor torunumu kurtarırken diyor sarıldı diyor kendi vefat etti torunumu kurtardık diyor. Ya insanların psikolojisi çok bozuk. İnşallah ne demek istediğimi sizler de yanlış anlamazsınız. Ben X partili Y partili değilim istediğiniz her şeyi sürede yemin edebilirim. Ben sizi bir yere yönlendirmek istemiyorum. Ben sizi sadece sakinliğe yönlendirmek istiyorum. Umarım bir kardeşiniz olarak beni doğru anlarsınız. Allah sağınıza canınız sağ olsun. Allah emanet olun. görüşmek üzere arkadaşlar.